Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben Demokrat Partiliyim. Benim partim Demokrat Partili. 19 sene orada mücadele verdim. Gene de Gültekin Uysal'ı yani şey yapıyorum, uygun görüyorum. O daha iyi. Onun için bir şaibesi, bir şeyi yok. Dürüst adam. Yakından tanıdım onu ben. Hangi partiye oy verirsin? İmamoğlu'na. Vallahi şimdiye kadar AK Partiliydim ama bundan sonra ona vermeyeceğim. Misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yani iktidara kesinlikle vermem. Benim gönlüm öncelikle HDP'den yana. Cesaretli olarak söylüyorum. Kimseden korkmayarak. Hükümete kesinlikle vermem. AKP'nin karşısında kim olursa ona veririm. Hiç kimse, yani herkese de cesaret olsun bu. Sokaktaki tüm insanlara. Kimse korkmasına gerek yok. Yani bu. Hani daha aç. Ne bileyim, ilk defa kamera karşısında biraz heyecanlıyım ama. HDP verir. Kime? HDP. Kime? HDP. Gel abim. Çek böyle. Tebrik ederim seni. Evet. Ya bu ya. Bilmem ki. Düşünmem lazım. Hangi partiye oy veririm? Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Hangi partiye mi? Ya ben şimdi ne bileyim. Ya bir şey konuşmak istedim. Anneme. Hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi kulağım kızım duymuyor fazla. Vallahi ben belediyedeyim. Millet İttifakı'na. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. YP'ye. Hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Şey Akşener'e. Şey ne onun Akşener. Ha İyi Parti. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yok, ben partiyle ilgili değil de başka bir konuyla değinecektim. Yani parti şöyle aslında. Pedagojik formasyonla ilgiliydi. Bu sene İstanbul'da ben öğretmen adayıyım. Pedagojik formasyon açılmadı. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi açtı. Diğerleri de kendi öğrencilerini aldı ve kontenjan sayısı çok azdı. Şimdi bu kontenjan sayısını artırmaya yönelik bir şey, o yüzden röportaj vermek istedim daha doğrusu. Bununla ilgili yayınlayabilir misiniz bunu? Çok teşekkürler. Yayınlamayacak mısın? Bakarız. Söylemek istemiyorum. İkinci soruyu sorayım. Tamam, vermeyi düşünüyorum. Çünkü Bamsar'a vermeyi düşünüyorum. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben şu an kararsızım. Herhangi bir partiye oy vermeyi düşünmüyorum. Genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ye. Ben Selahattin Demirtaş, ya burada çok selam söylüyorum. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben Selahattin Demirtaş'a vereceğim. Yanındaki CHP'ye vereceğim. Demirtaş'a da çok selam söylüyorum. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP. İyi bebeğim, ben sorularımı alayım o zaman, başlayayım. Güzel sert konuşuyor. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye vereceğim. Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP. Burası Kartal işte, kalemiz CHP. İBB'nin yaptığı hizmetlerden memnun musunuz, değil misiniz? Şahit oldum. Sayın Başkanımız geldi bugün, zaten açılış yaptı. Gerçekten yani ben 30 yıldır burada oturuyorum. Bu Kartal Meydanı bayağı bir sıkıntılıydı yani. Hayretler içindeyim. 6 ay içinde yani tam bir Avrupa şeyi meydanı yaptı yani, gerçekten. Yani yalakalık da yapmıyorum. Doğrusu doğru. Ben partiye oy vermem. Özgürlük, demokrasi, nefes alacak kim varsa ona oy vereceğim. Millet İttifakı'na veririm. Ama parti olarak şey yaparsa CHP'ye veririm. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP'ye. İyi. Yani CHP'ye ver. Neden? Şu anki partiye vermeyeceğim garanti. Çünkü niye? Ülkenin halini herkes görüyor. CHP. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben AK Parti'ye veririm. Eskiyi çok iyi bildiğim için ondan dolayı AK Parti'ye veriyorum. Ben bir Kayserili olarak da. Genelde şimdi şöyle söyleyeyim. AK Parti'ye oy veririm ama hiç doğru düzgün yani ekonomik olarak bir şey göremiyorum. Yani o yüzden kararsızım partileri hangisine ne oy vereceğimi. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Hangi partiye oy veririm? Tabii ki CHP'ye veririm. Sor bakalım. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben CHP'ye veririm. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki Ekrem İmamoğlu'na. Kesinlikle CHP'ye vereceğim. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AKP'ye vermem.
bir kere kesin CHP'ye veririm. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İBB'ye. CHP'ye. İBB pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bu partiye vallahi iktidara vermem de yani. Diğerini bilmem yani. Evet. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki CHP'ye vereceğim. Sosyalist partilere veririm. Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye. İYİ Parti'ye veririm. Merhaba. Merhaba. Çekiyor musun? Çekmedim bunu. Buyurun. Çekmesin mi? Yok şu anda çekmesin. Ne röportajı yapıyor onu öğrenelim. Şunlar. Tamam. Olur mu? Olur. Tamam. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Hangi partiye oy veririm? Benim belli bir partim vardır. Evet. Bu ülkeyi kurtaran bir cumhuriyet var. Sayın Atatürk'ümüz, liderimiz. Onu kabullenebiliriz. Onun partine oy verebilirim. Hele zaten bizim bu ülkeyi batıranlar, Araplara satanlar şu anda kesinlikle oy vermem. Hangi parti altılması? Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Kararsızım. Mevcut partiye değil, başka bir partiye. Hangi parti? Dile söylemem mi gerekiyor? Yani? Yani gönlüm İyi Parti'den yana. İçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki reise. Ben İyi Parti. İBB. CHP tabii ki. İBB. CHP mi? Kesinlikle. Ben oy kullanma hakkım yok. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Ha, teşekkürler ama o zaman. Tercihim Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Tercihim Kılıçdaroğlu. Ben hiçbirine vermem ya. Ben CHP'ye veririm. Boş atarım. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.